Nostra kanalıma hoş geldiniz. Ben Kaan. Yani bu bölümde sizlere neden sürüngen obüsünü seçtim? Kısaca bunlardan bahsedeceğim. Yani ne gibi avantajları var, ne gibi dezavantajları var? Yani bunlarla ilgili bir video yapacağım. Çünkü bana çok fazla soruluyor böyle hani sürüngenlerden ne zevk alıyorsun? Ya ben zevk meselesi aslında biraz da bu. Hani evde kedi köpek besliyorsun sen. Sen ondan ne zevk alıyorsan ben de aynı zevki bu canlılardan alırım yani. Hani soğukkanlı olması onların duygularının olmadığı anlamına veya onların sadece içgüdüleriyle hareket ettiği anlamına gelmez ki. Birçok insan hani iguanaların hani sürüngenlerdeki köpekler olduğunu söyler. Hani gerçekten de öyle. Komut alıyor bazı iguanalar. Hani duygusal yönleri var bence her türlü sürüngenin. Ha, tamam belki hani yemi kim veriyorsa kral odur onun için. Köpekler gibi belki sahibini arayıp böyle hani yeminden kesilme gibi bir muhabbetler olmaz sürüngenlerin. Ama yine de ne bileyim duygusal olduğunu düşünüyorum ben bazen ya. Hani aranızda bir özel bir bağ oluşuyor illa ki. Mesela bukalemunları ben çok seviyorum. Geçenlerde hatta bir bukalemunum da öldü. Jogara yani son bukalemundu. Ve öldü maalesef ki. Artık bukalemunu beslemek istemiyorum sırf. Hani bu duygusallıktan artık uzaklaşmak için. Çünkü ömürleri kısa. Yani sadece belki dezavantajı ömürleri kısa olması olabilir. Hani sürüngen hobisine girip de hani niye girmek istemiyorsunuz derseniz hani bu sorunun karşılığı hani ömürleri kısa olması olabilir. Ama onun dışında mesela hani kediyi evinize aldığınız zaman kedi evinizde bir dolaşması gerekiyor kendi. Veya köpek aldınız. Köpeğin işte belli sorumlulukları var. Hani gezdirilmesi gerekiyor. Veya tuvaleti için her gün yürüyüş yapmanız gerekiyor. Tabi bunlar hani hangi canlıya sahipleniyorsanız tabi onlara hani baştan kabullenmeniz gerekiyor. Ama sürüngenlerde çok öyle bir şey yok hani. Sürüngenlerde yemi suyunu veriyorsunuz. Ortamını, sıcaklığını hazırlıyorsunuz. Kalanı canlıya ait oluyor yani. Hani çok fazla bir zamanınızı almıyor sizin. Hani gerekli şartları sağladıktan sonra her şeyi. Atıyorum yağmurlaması varsa bir yemen bu kalemunla günlük kabına yemini koyun. O zaten kendine takılacaktır. Zaten insan ne kadar az temas ederse o kadar daha mutlu oluyor. Ama kimisi de tabi el alınmaktan, işte ele gelmekten veya ne bileyim kediyle köpekle sosyal olmaktan daha çok keyif oluyor. Kim sürüngen daha doğrusu diyeyim. Yani bu şekilde bence sürüngenleri hani çok fazla yaban atmayın. Mesela yılanlar niye besliyorsunuz diyorsunuz. Ya yani yılanlar da hani soğukkanlı canlılar olabilir tamam. Ama bunların yaratılışı sadece bu. Soğukkanlı değil sınıflandırıp işte bunlara uzak durmak, işte sırf adı soğuk diye bunları ne bileyim doğada öldürmek vesaire gibi işlemler daha çok ben saçma buluyorum açıkçası yani anlam veremiyorum. Hani doğada her bir canlının ekosistemde yeri var zaten. Hani doğal bizim konumuz değil yaş şu an ama hobide de bu canlılar gayet güzel beslenebilir canlılar. Hani yurt dışında örneklerini çok fazla görüyoruz. Hani çocuklar böyle yılanlarla boyun hani iç içe. Hatta bizim Yavuz abinin kızı da var. Kedi eksotik. Onu da koyayım buraya videosunu. Mesela yani hani çocuğunuzla çok güzel vakit geçirebilir sürüngenler. Hani soğukkanlı olması onun işte cana yakın olmadığını ifade etmiyor. Yani bunu çok söyledim bugün ama genelde soğukkanlı olmasından yürüyorlar canlılar hani. Soğukkanlı diye yani tamamen dışıyorlar. Yok varsa sayıyorlar bunları. Sıra. Ne oluyor? Şişt. Sakallı. Gerçi ben de sakallıyım bugün ama. Bir ejder değil yani. Şişt. Değil mi? Oh. Yani hani bir de benim sürüngenlerde sevdiğim yan şu yani hani teraryumunu kapatıyorsunuz, isterseniz dışarı çıkartıyorsunuz, isterseniz çıkartmıyorsunuz. Çünkü teraryum içinde her şey, onun yaşayabileceği her türlü şartı hani sağlamış oluyorsunuz ona. Ama mesela kedi de öyle değil, kediyi dışarıda bırakmanız gerekiyor. Atıyorum saksıyı deviriyor, işte ne bileyim veya giriyor koltuklarınızı tırmalıyor falan. Gerçi kedi sahipleri bunlara alışıyor, hani kedileri kötülemek anlamında da söylemiyorum bunları ama hani farkları, avantajları olarak bahsedebiliriz bunlardan sürüngenin. Bir dezavantajı da mesela anlayan veteriner sayısı az. Hani bu da sürüngene başlamamak için bir belki sebep olabilir. Hani canlıyla ilgili sorun olduğunda ya kendini çözmeye çalışıyorsunuz ya da işte birkaç gözlemci veteriner var. Gözlemci var işte Vetform veteriner kimliği. Birkaç tane daha var işte. Hani onlar dışında pek veterinerimiz yok. Belki ileride daha çok olur tabii bunlar Türkiye'de. Başka ne diyebiliriz? Mesela yılanlarda da en çok hani yılanlara uyuz olunan nokta da şu. Hani kemirgen yemesi. Yani doğası bunların kemirgen yemeği uygun. Hani böcekle vesaireyle beslense ki beslenen türleri var gerçi yılanlarında. Ama kemirgenle beslenen yılanlar kesinlikle böcek veya başka bir şeyle beslenemez. Veya atıyorum sizin hani kasaptan aldığınız kırmızı etle veya kasaptan aldığınız normal göğüs etiyle falan bunların beslenmesi sağlanamaz. Onların doğasında kemirgen yiyorsa o canlıya kemirgen verilmelidir. Yani bunu da çok kötü şekilde anlayanlar var. Hani ben mesela donmuş yem kullanıyorum çoğunda. Tabii bu canlılar da sonuçta hani bu yemler de sonuçta bir gün canlıydı. Ama sonuçta onlar da hani yılanlar beslendikçe
Hani üretim bunlar için yapılıyor. Nasıl biz insanlar işte tavuk yiyoruz, hindi yiyoruz vesaire. Bunları biz ekstra üretiyoruz. Yine aynı şekilde danayı vesaire ekstra üretiyoruz yani. Üretiyoruz ve bunlar bizim için kesiliyor. Yeniliyor. Biz yiyoruz bunları yani. Dolaba atıyoruz. Buzlukta duruyorlar. Bizim de aynı şekilde yani buzlukta fare var. Ne farkı var yani tavuktan bunun? Sadece paketlenmiş diye bir farkı bence olmaması lazım. Hani canilik ise eğer bizimki, hani et yiyen insanlar da cani. Biz de caniyiz o zaman. Yani tabii vejetaryansanız veya vegansanız o zaman çok bir şey diyemem size belki ama yani ne bileyim bitkiler de bir canlı sonuçta. Aslında ona da diyebiliriz yani. Hani iş oraya giderse. Ya dediğim gibi kasaptan gidip işte kemirgen almak da kasaptan değil tabii de, üreticilerden gidip kemirgen almak da kasaptan et almanın hiçbir farkı yok bence. Sırf bu yüzden hani kötü gözle bakıyorsanız bence bakmayın hiç. Yani onların doğasında uyuyor, onu yiyorlar. Onlar da onlar için üretilip onlar için verilecek yani bu kadar basit. Yani belki canınız işte gönlünüz canlı verilmesine el vermiyordur. Ki benim de gönlüm el vermiyor canlı verilmesine. Dolmuş olarak tercih edebilirsiniz yani. Çünkü canlı verip de böyle ondan zevk alanlar da var bazen. Hani böyle keyif alanlar, farklı şeyle paylaşımlar yapanlar. Onlar bana da açıkçası pek hani şey gelmiyor, sağlıklı gelmiyor. Mesela özellikle varan türlerinde falan hani yani pek anlatsam mı bilmiyorum ama varan türlerinde biraz vahşice yiyorlar. Hani vahşice yediği için canlı bir yem verirlerinde onlara. Biraz parçalıyorlar. Yani o yüzden de sıkıntı. Yani ama donmuş yerine bence gayet güzel bir şekilde hani kurtarabilirsiniz olayı yani. Ve ne bileyim mesela varan türleri var yine sürüngenlerden bahsedelim, farklı sürüngenlerden. Hani onlar mesela etle beslenebiliyor. İşte kırmızı et, tavuk eti, ciğer, işte balık eti. Hani başka ne böyle kedi köpek maması, jel olanlardan filan. Daha onunla ilgili de bir video çekeceğim yakın zamanda bakalım. Mesela varan türünden yönelebilirsiniz. Böcek çil, hani böcek vermek zor geliyorsa size veya kemirgen vermek zor geliyorsa hani bu türlere yönelebilirsiniz. Mesela varan türleri, monitör türleri diye de geçiyor. Bunlara yönelebilirsiniz. Onların da güzel tarafları mesela biraz belli bir boyun üstüne geldiğinde evin içinde gezdirebilirsiniz. Sizlere sosyal olabilir. Ondan sonra mesela tegular var yine. Tegular da evin içinde kedi köpek gibi ezip hani çok fazla besleyen, bu şekilde besleyen insanlar da var. Yani ne bileyim sürüngenler bana her zaman bir ilgi çekici gelmişti. Yani bu yüzden bu hobiyi seçtim. Ve hani hiç de pişman olmadım yani sürüngenleri seçmekten. Ama kedi köpek mesela bana daha zor geliyor açıkçası. Hani sürüngen bakmak kimisine zor geliyor ama kedi köpek bence daha çok daha zor buna göre. Çünkü onlarda bir hani resmen bir evlat sahipleniyorsunuz gibi. Sorumlulukları daha fazla. Bunların da yine sorumlulukları var. Ama dediğim gibi hani şartları her şeyi hazırladınız, otomasyonu kurdunuz, doğayı kurdunuz evinize. Zaten ondan sonra sadece yere yem vermek, işte dışkısını almak vesaire kalıyor. Yani bu şekilde kurduğunuz zaman sürüngenlerin bakımı birçok canlıya göre daha kolay. Tabii ben kolaylık için seçmedim sürüngen hobisini ama yani ne bileyim değişik canlılar olduğu için benim ilgimi çekiyor her zaman. Bir de fotoğrafçılık yönü de var işte. Mesela ilk canlım bu kalem oldu benim. Yani bir fotoğrafçının hayalidir böyle hani renk değişmesi, işte ne bileyim farklı durumları var. Yani o şekilde başlamıştım sürüngen hobisine. Hatta ilk başlamadan önce de ben normalde sadece işte bir bitkili bir tane teraryum yapacaktım. İşte altına kömür koyuyorsun en alt katmana. İşte üstüne işte lav kırığı taşı bilmem nesi falan böyle. Onları araştırırken bir anda böyle karşıma bukalemonlar çıktı. Yani o zamanlarda hiç unutmuyorum. Hani bukalemonlar çıkınca böyle bir bayağı bir araştırma yaptım. İnternetten bir sürü video izledim böyle falan. Tabii eşim o zaman hiç istemiyor bukalemonu. Sürüngenler mi? Hayır. Olmaz falan böyle. Bunlar. Ben de gidip en küçük böyle hani yavru bukalemonların işte komik halleri, sevimli halleri falan böyle sürekli telefondan elimde onu gösteriyorum falan böyle. Hani biraz bilinçaltına yerleştirmeye çalıştım açıkçası. Ondan sonrasında bir gün işte ben hani bir pet shop'a gitmiştik. Hatta bayağı bir kazıklandım. O yüzden şimdi adını söylemeyeyim. Atakan değil tabii. Atakan çok uygun veriyordu. Ama ben o zaman Atakan'la tanışmamıştım henüz. Başka bir pet shop'ta gittim. Güzel bir fiyata kazıklanıp ilk Komodo teraryumumu almıştım. O zamanların parası 600-700 lira vermiştim. Şu kadar bir teraryum yani. Neyse aldım onu. Ondan sonra biraz işte o bitkili teraryum gibi kurulum yaptım. İşte altına falan böyle. Birkaç gün öyle kaldı. Sonra sürekli işte bu kalemle alıyorum falan böyle internetten falan. Sonra zar zor buldum. Hani bunlar da renk değiştiriyor falan ya böyle. Hani düşünüyorum ki hani ben koysam teraryumu adam bu için fark etmez.
En azından birkaç gün geçer fark edene kadar diye düşünüyorum. Ondan sonra ben işte çocukla anlaştım. Bu kalemini gittim, aldım, buldum. Bu işin işleri o sırada tabii. Aldım, bu kalemini koydum yerine, teraryumuna. Akşam bu için geldi. Ve hani ben düşünüyorum işte hani bulmaz, görmez onu, fark etmez falan dedi. O zaman küçücük bir şey yani ceker. Ondan sonra bu için direkt o dedi bu kalemini dedi yarın gidecek dedi hemen. Dedim ya niye falan? İşte ben istemem evde sürüngen falan, işte hayvan istemem evde falan böyle. Tamam dedim birkaç gün geçsin dedim. Bir türlü veririm dedim sahibine dedim. Geri veririm dedim yani. Dedim, birkaç gün geçti işte böyle bir gün dışarıdayım ben. Eve bir geldim. Bu için almış jageli. İşte kızım, canım kızım böyle sürekli okşuyor. Dedim ne oldu? Yani çok farklı canlıymış dedi. Hani ben baştan farklı düşünmüştüm. Hani sevmemiştim onu ama dedi çok güzelmiş dedi. İyi ki almışsın bunu dedi. E tabi o öyle deyince biz de bu hallere geldik yani bugünlere geldik. Çok detaylandırmayayım orasını yani artık. Yani umarım hani neden sürüngen obezisiyle ilgili bir cevap verebilmişimdir. Hani doğaçlama bir bölüm çektim. Bunda kesinlikle bir not vesaire bir şey almadım. Doğaçlama bir anlatım oldu. Belki tekrar adım çok şey olmuştur. Hani kusura bakmayın bunlar için. Ama umarım hani hobiye nasıl başladığımla ilgili ve neden bu hobiyi seçtiğimle ilgili güzel bilgiler vermişimdir. Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, işte kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz, kendinize iyi bakın. Bay bay.